misafirlerimiz, sevgili TV8.5 izleyicileri, Dünya Şampiyonlar Kickbox gecesine tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve Selahattin Hoca var. Milli takımları hatırlıyor aynı zamanda. Mücahit hazırlayan isimlerden biri Selahattin Hoca. Adem de onun yanında. Mücahit'in köşesi oldukça kalabalık sevgili izleyiciler. Önemli bir müsabakaya çıkıyor. Mücahit Kulak rakibi Alexey Lyubchenko ile Ukraynalı ile bakalım nasıl bir müsabaka ortaya koyacak. Alexey Lyubchenko. Fight kartları okuyor Mustafa Özben. Sporcumuz. 28 years old, standing 1 meter 85 tall, weighing 77 kilograms. His professional record, 64 fights, 32 wins, 8 coming in the right ball, knockouts, 28 losses, and 4 draws. Turkish champion and world champion trained by Selahattin Aydın. 28 yaşında, 1.85 boyunda, 77 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksta 64 maç yaptı, 32'sini kazandı, 8 kez knockout etti rakiplerini, 28 kez mağlup olurken 4 kez de beraber kaldı. Selahattin Aydın yapıyor antrenörlüğünü, Türkiye şampiyonu, dünya şampiyonu ünvanlı sporcumuz, keskin nişancı, The Sniper, Mücahit Kulak! Karşılaşmanın ring hakemi uluslararası hakemlerimizden the ring referee, one of our international referees, Mr. Cengiz Pan. Bursa'da, bu arada Yusuf Mehmetoğlu ve Erkan Varol, İrem Çapar 30 Mart'ta Hollanda'da olacak sevgili izleyiciler. Şimdi müsabakanın birinci roundu için işaret verildi ve müsabaka başlıyor. Başarılar Mücahit Kulak. Yanımızda yine kickboksun çok önemli isimlerinden biri Vedat Ödüç. Hoş geldin sevgili Vedat. Hoş bulduk Fikret abi. Müsabakayı birlikte yorumlayacağız sevgili Vedat Ödüç'le sevgili izleyiciler. Şimdi birinci roundda gerçekten çok etkili başladılar. Alexey Lyubchenko, Ukraynalı ve Mücahit Kulak yukarı çok güzel bir high kick'te çıkmak istedi Mücahit. İlk roundtayız. Lyubchenko'dan bir laf kick izliyoruz şimdi. Destek var Mücahit'e. Mücahit kapandı. Mücahit çok iyi hazırlanmış Fikret abi. Yorumlarıyla Vedat Ödük bizlerle birlikte. Sevgili izleyiciler bir kez daha tekrarlayalım. Öncelikle burada Tarık Sol'a sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Türk kickboksuna çok büyük katkıları bulunmuş kişi. Aynı zamanda bir menajerim kendisi. Maç çok sert geçiyor. Kıran kırana kemik seslerinin duyulduğu bir maç geçiyor. Mücahit çok iyi hazırlanmış. Rakibi de çok iyi. Çok iyi bir maç izliyoruz Fikret abi. Sevgili izleyiciler şimdi ilk roundda çok etkili gerçekten de. Son maçta Şahmar Mehmetzade Simon Hünkel müsabakasını sevgili Vedat Ödük'le birlikte yorumlayacağız. Bu maçın da ilk roundunda birlikteyiz. İkinci ve üçüncü roundlarda da sevgili Sinan Ulutürk bugün Stefan Deko'yu darmadağın etti ve rakibi karşısında önemli bir zafer elde etti. Biraz sonra sevgili Sinan'a vereceğiz mikrofonu. İlk roundda sevgili izleyiciler bir dakika kaldı. Şu anda birinci roundun tamamlanmasına Mücahit yine bir lucky çıkardı. Rakibine bir push kick'te karşılık veriyor. Alexey Lyubchenko sevgili izleyiciler. Mücahit'ten şimdi tekrar bir lucky izliyoruz. Mücahit rakibine bakıyor. Çok etkili vuruyor gerçekten de Mücahit Kulak. Şimdi bir middle kick izliyoruz. Aynı şekilde Ukraynalı cevap verdi sevgili izleyiciler. Aynı şekilde Ukraynalı cevap verdi. Şu anda bir push kick izledik. Alexey Lyubchenko'dan bir kez daha yine bir push kick izliyoruz. Mücahit'in biraz daha boks ağırlık dövüşmesi lazım Fikret abi. Sağ yumruk çok etkiliydi. Vedat Ödük ve Mücahit Kulağan bu müsabakasında sevgili Sinan Ulu Türk yorumlarıyla bizlerle birlikte. Az önce müsabakadan çıktı Sinan ve K1 şampiyonunu Stefan Deko'yu mağlup etti sevgili izleyiciler. Şu anda birinci roundda son saniyelere doğru giriyoruz.
ve birinci round sona erdi gong sesiyle birlikte. Hem Vedat'ın yorumlarını alacağız, hem Sinan'ın yorumlarını alacağız ama son maçta sevgili Şahmar Mehmetzade müsabakasında Vedat'cığım seni tekrar buraya almak istiyoruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Sinan Ulutürk, sevgili Sinan hoş geldin yayınımıza. Öncelikle tebrik ediyoruz seni. Çok teşekkürler. Çok kaliteli bir müsabaka çıkardın. Kariyeri büyük başarılarla dolu bir rakip karşındaydı. Evet, gerçekten bir efsaneydi. Ve evet. Sol ayağını perişan vaziyete getirdi. Daha birinci raundda bunu ben yayındayken de söyledim. Sol ayağı gitti. İkinci raundda aynı yere çalışacak gibi görünüyor Sinan dedim. Öyle de yaptım, bitirdim maçı. Yani birazcık stratejik davrandık. Daha güzel bir maç yapmak isterdim. 3 round kıyasıya veya güzel bir knockdown'la ama böyle oldu. Hayırlısı böyleymiş. Allah'a şükür çok kötü bir şey yaşamadan maç bitti. Burada inşallah diğer Türk sporcu arkadaşlarımız da sakatlanmadan maçı güzel bir şekilde götürürler. Mücahit Kulak gerçekten çok başarılı bir sporcu. İnşallah bu maçı da alacak. Ona çok güveniyorum. Vedat Ödük, Mücahit Kulak bunlar Türkiye'nin gerçekten ender sporcuları. İnşallah Vedat Ödük de burada Türkiye'deki organizasyonlarda yer alır. Mücahit şu an tartıyor. Gerçekten Burant bir şeyler yapacağına inanıyorum ben. İkinci round başladı sevgili izleyiciler. Sadrek'te içeri girmeye çalışıyor. Çok güzel yukarı çıkıyor sevgili izleyiciler. Yine çok sert vurdu middle kick'i. Süper. Çok sert vurdu middle kick'i ama Ukraynalı sarsılmıyor sevgili Sinan. Uyarı alıyor şu anda ayağını tuttuğu için. Cengiz Punk uyardı. Mücahit çok hazır bu maça. Gerçekten çok iyi bir maç çıkarıyor. İkinci round'dayız sevgili izleyiciler. Mücahit Kulak yine rakibinin üzerine gidiyor. Yukarı çıktı hakikten ama denk getiremedi. Şimdi yine ileri doğru gidiyor. İleri doğru gidiyor. Hem Vedat Ödük hem Sinan Lutrik'ten talimatlar var. Kenarda da Adem Bozkurt sevgili izleyiciler Mücahit'in köşesinde. Türk boksunun isimleri, kickbox'taki önemli isimleri bu gece İbrahim Dağdeviren organizasyonunda İstanbul Sinan Erdem kapalı spor salonunda son derece keyifli bir müsabaka izliyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi yine etkili bir vuruş geldi. Etkili bir vuruş geldi. Mücahit boks yap biraz. Geliyor. Şimdi sert bir low kick Ukraynalı'dan. Ukraynalı'dan sert bir low kick izledik. Yine bir low kick deniyor. Lyubchenko sevgili izleyiciler. Lyubchenko 26 yaşında. Mücahit 2 yaş daha büyük rakibinden. Bunu da tekrar hatırlatalım. Ve 4 santim daha uzun Mücahit Kulak. 1.85 boyunda sevgili izleyiciler. İşte Selahattin Hoca milli takımları altındadır ve Adem Bozkurt köşedeler. Evet sevgili izleyiciler. Solumda Vedat Ödük. Sağımda Sinan Lutürk. Ve yine yukarı hakikte çok iyi çıktı. Yeniden rakibini zorluyor. Bir hakik daha attı. Bir hakik daha atıyor Mücahit Kulak. Mücahit rakibinin üzerine gidiyor. Süpersin Mücahit. Bırakma. Arka arkaya yumurtlar Ukraynalı'dan birbirlerine. Birbirlerine sarıldılar sevgili izleyiciler. Birbirlerine sarıldılar ve Mücahit Kulak şimdi yeniden dövüşledi Cengiz Punk Hoca. Ring hakemi Cengiz Punk sevgili izleyiciler. Yeniden üzerine gidiyor Mücahit. Baktı rakibinin gözlerinin içine. Mücahit Kulak ikinci raundda son 20 saniyeye girmek üzere. Sol koşu boşa gitti. Sol koşu bir pushkick geliyor şimdi. Şimdi bir sert sert bir long kick izledik ama Cengiz Punk köşesine gönderdi Mücahit'i sevgili izleyiciler. Son saniyeler şu anda Cengiz Punk yine işaretini verdi. Mücahit Kulak çakibinin üzerine gidiyor. Sol sağa boşa gitti. Sağ lofik boşa gitti. Ayak içine şimdi bir sol lofik geliyor. Yukarı çıktı yine denk getiremedi. Ukraynalı da çok çetindir sevgili izleyiciler. Ve ikinci round kong sesiyle sona erdi. Alexey Yurchenko ve Mücahit Kulak müsabakası. İkinci round sona eriyor. Sevgili Sinan Ulutürk, önemli kickboksörlerimizden biri Türkiye'de. Özellikle son dönemlerde önemli isimlerle ringe çıkıyor. Bu gece Stefan Deko'yu almadı, ringde perişan vaziyette bıraktı. Ve Kabir şampiyonu, eski Kabir şampiyonu devam edemedi sevgili izleyiciler. Bugün yine önemli maçlardan biri bu Mücahit Kulak, Alexey Lyubchenko müsabakası.
yorumlarıyla Sinan bizlerle birlikte. İlk iki roundu göz önünde bulundurursak sevgili Sinan, ne diyorsun yani? Şu anda müsabaka bitse alır mı maçı? Ya şu anda müsabaka bitse Mücahit önde, çünkü maçı isteyen taraf, hep atak yapan taraf, bir numara taraf yani. Diğeri biraz kaçak dövüşüyor, o yüzden Mücahit istediklerini yapamıyor. Ama bence bu round Mücahit kendini çok iyi daha ispatlayacak. Bu round çok güzel geçecek. Evet, üçüncü ve son round başlamak üzere. Bu arada sevgili Sinan da son dönemlerde kilo alıp ağır skete çıktın sevgili Sinan. Evet, Fikret abi çok iyi söyledi. 96 kiloya geldin. Evet, 77 kilodan 96 kiloya geldim. Artık ağır skete dövüşeceğim. İyi sporcularla dövüşmeye çalışıyorum. Yeni maçlarım, daha güzel maçlarla karşınızda olacağım inşallah. Başarılar diliyoruz sana müsabakalarında. Yeniden Mücahit'in maçına dönelim. Ve Ukraynalı karşısında üçüncü ve son roundda Mücahit kulaktan bir knockout gelir mi? Bakalım ne olacak? Şu çok güzel, çok güzel. Tekmeyi çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu karnına doğru sevgili izleyiciler. Mücahit'e şimdi bir low kick çıkardı. Ukraynalı Lyubchenko. Alexey Lyubchenko, Mücahit kulak müsabakasındayız. Mücahit'ten bir sağ kreşe boşa gitti. Yukarı high kick'te çıkıyor. Ukraynalı Alexey Lyubchenko. Mücahit'ten çok sert bir middle kick izliyoruz. Şimdi bir sağ bir sol geliyor Mücahit. Çok güzel bir maç. Çok güzel bir maç. Bırakmaması evet. Lazım sevgili izleyiciler. Çünkü Ukraynalı'nın kontrolü çok etkili. High kick'te yukarı çıktı Lyubchenko. Mücahit kulak. Şimdi son roundda bakın tekme sesleri şu anda sizlere kadar çok net bir şekilde ulaşıyor sevgili izleyiciler. Bir sol Mücahit'ten kapandı Ukraynalı. Lock geliyor. Ukraynalı da öyle pes etmiyor. Çok etkili vuruşları var Ukraynalı'nın da. Bir ekstra round bile gelebilir. Yani bu müsabaka da çok çetin geçti. Şimdi evet, gerçekten çok güzel bir maç. İkisi de çok istiyor maçı. İnşallah Mücahit güzel son 1,5 dakikada güzel şeyler yapacak. Push kick geliyor. Mücahit'ten bir sol çıkardı. Denk getiremedi. Yine Ukraynalı Mücahit'in üzerine gidiyor. Süper. Yukarı çok güzel çıkıyor. Puan alıcı vuruşlar hep bunlar. Puan alıcı vuruşlar. Mücahit kulaktan yine çok güzel bir sağ direk çıkardı. Lyubchenko'ya mükemmel bir koşu daha geliyor. Çok etkili vuruyor Mücahit. Bir nakap gelebilir mi? Push kick geldi şimdi. Son dakika. Heyecan dolu bir müsabaka izliyoruz sevgili izleyiciler. Mücahit kulak. Push kick'te rakibi Lyubchenko. Mücahit. Box yap. Son saniyeler sevgili izleyiciler. 40 saniye kaldı. Box yap. 40 saniye kaldı. Selahattin Hoca, Adem Bozkurt, Sinan Ulutürk, Vedat Ödük, herkes talimat veriyor Mücahit'e. Zor bir rakiple Alexey Lyubchenko ile karşılaşıyor. Ve bakın işte sakraça başa gitti dönerken. Hemen gardını alıyor. İplerdeler sevgili izleyiciler. 20 saniye kaldı. Mücahit kulak rakibi Alexey Lyubchenko karşısında. Bir rakip attı şimdi. Mücahit kulak. Rakibinin üzerine gidiyor. Mücahit kulaktan sert bir middle kick izliyoruz. Köşede iplerde sol. Eskivle başa çıkardı Ukraynalı. Cengiz Bank ayırıyor. Son saniyeler sevgili izleyiciler. Mücahit kazanmaya yakın. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Push kick ve müsabaka bitti. Köşelerine gidiyor her iki kickboxer. Ukraynalı Alexey Lyubchenko ve Mücahit kulak arasında müthiş bir müsabaka oldu. Sinan ne diyorsun? Nasıl bir karar ya çıkar? Gerçekten, bir ekstra round da bekliyorum açıkçası. Yani ortada da gitti son round, çünkü karşı taraf da çok istekliydi. Gerçekten burada ekstra bir round çıkabilir ama gönül Mücahit'ten yana. İnşallah o kazanmıştır. Sinan Ulutürk de Mücahit'in kilosundaydı sevgili izleyiciler. 77 kiloydu ama ağır siklete çıktı. 19 kilo aldı. Ve 96 kiloda bu gecede Stefan Leko ile müsabakasını kazandı. Şimdi karar açıklanacak. Bir beraberlik kararı da çıkabilir. Şimdi hakemler kararları açıklıyorlar. Mustafa Özben'e verecekler. O da kararı okuyacak. Bakalım bir extra round gelebilir mi? Yoksa kazandı mı Mücahit? Yoksa Ukraynalı mı müsabakayı kazandı? Şimdi karar açıklanıyor. Mustafa Özben'e gidelim. Bir oyuncu
koşulu durumu var. Yani misafirlerimiz, sekreterimiz, sayıyla kazanan. Ladies and gentlemen, we have a split decision running on points 2-2-1. Blue corner, mavi köşe, Alexei Lubchenko. Alexei Lubchenko'ya verdiler. Ukrayna'da aldı. Ve müsabakadan galibiyet alıyor. Alexei Lubchenko bir beraberlik bekliyordum açıkçası. Çünkü sonlara doğru Ukraynalı da çok etkili vuruşlar yaptı. Ukraynalı sadece çok tekme attı. Herhalde hakemlerce tekmeye önem verdi. Ama Mücahit'in de olabilirdi maç. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu gece Buhra Atugay Erdoğan'ın senin maçın, Sabriye'nin maçı çok keyifliydi. Bu maçta yine seyir zevki anlamında öyle sanıyorum ki ekran başındaki izleyicilerimizi ve salondakileri çok gerçekten çok güzel bir maçtı. Bazen gerçekten maç konuşuyordu zaten. Benim pek bir şey dememe gerek yok. Evet sevgili izleyiciler, Alexei Lubchenko Ukraynalı müsabakayı 2-1 kazandı ve Mücahit Kulak güzel bir maç çıkarmasına rağmen Ukraynalı sağdan galibiyette ayrılıyor.